Günaydın. Bugün 6 Haziran 2021 Pazar hafta sonu bülteniyle karşınızdayız. Güzel bir hafta sonuyla karşınızdayız. Yine sokağa çıkma yasağı var. Artık cumartesileri yok biliyorsunuz. Pazarları ama sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 21 Haziran'a kadar. 21 Haziran'dan sonra kalkacak mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanı 21 Haziran'da yeniden ele alacağız demiş AKP MKYK toplantısında. Bakalım ele alacaklar mı ya da ne getirecek ne götürecek, ama en azından bu pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var diyelim. Hafta sonu bülteniyle karşınızdayız, haberlerimizle, haber başlıklarımızla, VTR'lerimizle, gazete manşetlerimizle, küpürlerimizle, her şeyimizle hazırız. Hemen şöyle kısa kısa gündem başlıklarını sunayım. Tutmayın bizi, geliyoruz diye bir başlık var mesela bugün. Neye ilişkin? Dün cumartesiydi. Kısıtlamasız ilk cumartesiydi. Tutmayın bizi, geliyoruz başlığı yerinde olmuş bence. Hürriyet gazetesi bu başlığı kullanmış. Yerli turist akını da var tabii. Turizm bölgelerine özellikle. 1,5 senedir, yani geçen yazda, bu yazda özellikle bu önlemler altında yaşamak insanları bunalttı. Onun için turizm bölgelerine yoğun bir talep var. Hafif bir gevşemeyle. Umarım sonu da daha önceki yaptığımız yayınlar gibi olmaz. Vaka sayıları arttık, öldük bittik demeyiz. Tutmayın bizi, geliyoruz diye bir başlık var. Turizmciler umutlu, rağbetten de umutlu, gelecek dönemden de umutlu. Bakalım ne olacak? İkinci başlığımız kurtuluyoruz. O başlığı da verelim arkadaşlar. Vakalardaki düşüş kısmi normalleşme sürecinde de devam ediyor. Hedef aşılamayla birlikte Eylül'de tam normale dönüş yapmak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da biliyorsunuz ki maskeleri atmamız yakındır ama yere değil, bugün Dünya Çevre Günü diye bir mesaj atmıştı. Bunun mesajını verdi. Bakalım Eylül ayında tam normale geçebilecek miyiz? Şimdi elimizde iki takvim olmuş oldu. 1-21 Haziran, 21 Haziran'da Temmuz'a dönük adımlar atılacak diye bir beklenti var en azından. İkincisi de vakalar böyle düşüş devam ederse Eylül ayında tam normal. Aynı zamanda vakaların düşmesiyle birlikte aşılama hızı da tabii oldukça önemli bu konuda. Bir koronavirüs tablosu varsa onu da hazırlayın arkadaşlar. Birazdan paylaşalım onu da. Bir başka gündem başlığımız Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yaptırımları. Sadece Rusya değil, Türkiye'ye yaptırımları, İran'a yaptırımları, ama bu konu Rusya'ya yaptırımları ile ilgili Putin çok kritik bir ifade kullandı. Amerika Birleşik Devletleri doları silah gibi kullanıyor dedi. Tabloyu birazdan arkadaşlar. Birazdan vereceğiz. Amerika Birleşik Devletleri doları silah gibi kullanıyor dedi. Amerika'nın Rusya'ya da falan yaptırım politikasına Putin sert tepki gösterdi. Doların hem ekonomik hem siyasi bir silah olarak kullanıldığını belirten Rus lider. 10 yıllardır bu durum böyle. Amerika'nın bu yöntemle doların rezerv para birimi olma konumuna ciddi zarar verdiğini söyledi Putin. 16 Haziran'da Amerika Başkanı ile yapacağı görüşmesi için de büyük bir gelişme beklemiyorum dedi. İşte böyle aslında o görüşmelerin altyapısı hazırlanır. Her şey değişebilir. Joe Biden'la Erdoğan'ın görüşmesinde gibisinden büyük algı yaratmak, kamuoyunu büyük beklentilere sokmak, karşı tarafa büyük önem atfetmek sizi büyütmez, tam tersine küçültür. Büyük bir gelişme beklemiyorum dedi. Yaptırımlarla ilgili olacak elbette. O konu önce Erdoğan'la, sonra Putin'le görüşecek Amerikan başkanı. Amerika'dan teröristlere sıhhiye eğitimi. Alışageldiğimiz başlıklardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya verdiği desteği kesintisiz sürdürüyor. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG, PKK'nın işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiye eğitim verdi. Bunu da kendisi duyurdu özel bir açıklamayla. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Tarihe not olsun diye, ama gündemimize elbette bunu da aldık. Başka ne konular var? Mesela bir müsilaj konusu var. Büyük bir gündem. Marmara Denizi'ni tamamen etkiledi. Ege'ye doğru akıntı olduğu iddiası var. Bazı görseller paylaşılıyor. Müsilaj sorunu nasıl çözülecek? Denizlerdeki o jel nasıl ortadan kalkacak? Kökünden çözülebilecek mi? Uzmanlar bu konuda çözüm var. Evet, mümkün ama şu adımlar izlenirse gibisinden bazı maddeler sunuyor. Bunları sizlerle paylaşacağız. Başka ne var gündemde? Fethullah Gülen'in yeğeni itirafçı olduğu önemli itirafları da var. Hemen her konuda örgütün şemasını aktardı. Darbe bir tiyatrodur söyleminin nasıl geliştirildiğini anlattı. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Çok fazla uzatmayalım. Evinizin oğlu Oğuz Polat Bilek'le hafta sonu başlıyor.
Evet, ilk haberimiz. Vatan Partisi öncü kadın, kadın video konferans yöntemiyle kadın kooperatifleri güçlendirilmesi sorunlar ve çözümler kurultayı düzenledi. 146 kooperatifin katıldığı kurultayda konuşan öncü kadın genel başkanı Meltem Ayvalı, kooperatiflerin güçlenmesiyle toplumun güçleneceğini belirtti. Kurultayın kapanış konuşmasını ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı. Üreten kadınlara seslendi Perinçek. Türk kadının yaman olduğunu vurguladı. Kahraman kadınlar çağına giriyoruz. Sizler icatçısınız, yaratıcısınız dedi. Kadın kooperatiflerinin üreten, birleşen ve çağdaş Türkiye mücadelesinde önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Zeytin üreticisinden ahşap oyma sanatçısına yüzü aşkın emekçi ve üreten kadın Türkiye'nin geleceği için bir araya geldi. Kadın kooperatiflerinin sorunları ve çözümler masaya yatırıldı. Aysel Aktaş, Diyarbakır kadın girişimi. Hiçbir farklılık bizi bölemez, ayıramaz. Üretmede birleşiyoruz, kazanmada birleşiyoruz. Vatan Partisi öncü kadın video konferans yöntemiyle kadın kooperatifinin güçlendirilmesi sorunlar ve çözümler isimli kurultay düzenledi. 146 kadın kooperatifinin katılımıyla düzenlenen kurultayın açılış konuşmasını öncü kadın genel başkanı Meltem Ayvalı yaptı. Kadın kooperatiflerinin kadınlara ve Türkiye'mize faydası yalnızca ekonomik değildir. Aynı zamanda kadınların sosyal hayatta daha aktif biçimde yer almasının sağlanmasına kadın kooperatiflerimizin çok ciddi katkıları olmaktadır. Kadınların ortak sorunlarına yine kooperatiflerimiz aracılığıyla çözümler bulunmaktadır. Kadın güçlenirse aile güçlenir. Kadın güçlenirse toplum güçlenir. Kadın kooperatiflerinin öneminin ve ihtiyaçlarının anlaşılmasıyla ve merkezi planlamayla bütün sorunlara çözümler geliştirilebileceğine inanıyoruz. Kurultayda kadınlar kooperatiflerde yaşadıkları sorunları ilk ağızdan anlattı. Sorunlarına çözüm üretilmesi için çağrıda bulundu. Kadınlarımızın sorunları aynı. Gerek anne olarak, gerek iş kadını olarak değerleri hepimizin amaçları aynı. Para kazanmak, devletin vermiş olduğu işletmelere verilen krediler verilmiyor. Özellikle kooperatifler bunun dışında kalsın diye madde konmuş. Yani tamam, kooperatiflerin Türkiye genelinde geçmişte kötü bir hikayesi olmuş olabilir. Ama biz kadın kooperatifiyiz. Yani kadın kooperatifini ayrı statüde koymaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Marka değerini önemsiyorum. Yani bir şehrinizin ya da ilçenizin marka olmasını önemsemeliyiz. Sürdürülebilir olmamız için bize de sürdürülebilir, istikrarlı bir destek sağlanmasını arzu ediyoruz tabii ki. Kurultayın kapanış konuşmasını ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı. Türk kadınının yaman olduğunu vurgulayan Perinçek, kooperatiflerin önemine dikkat çekti. Kooperatif en kutsal şirkettir. Kooperatifte emekçiler birleşir, emekler birleşir, yaratıcılıklar birleşir. Çünkü kadın bilinci aynı zamanda zorlukları yenme bilincidir, dünyayı değiştirme bilincidir. Perinçek, kadın kooperatiflerinin sorunlarının nasıl çözüleceğine ilişkin mesajlar da verdi. Kahraman kadınlar çağına giriyoruz dedi. Tabii dev şirketlerin, holdinglerin bulunduğu bir piyasada kadın kooperatiflerinin pazarlama sorunlarıyla karşılaşmaları normal. Fakat biz bunu yeneceğiz. Kadın kooperatifleriyle yerel yönetimler arasında hakikaten sevinç duyduk. Bazı işbirlikleri var, beraberlikler var. Bu çok önemli. Kahraman kadınlar çağına giriyoruz. Yaratıcı kadınlar çağına giriyoruz. İcatçısınız, yaratıcısınız. Sorunlarımızı birleşerek, dayanışarak çözeceğiz. Kadının el atmadığı hiçbir mücadeleden tabii zafer beklemek yanlış olur. Bilinciyle, yeteneğiyle, yüreğiyle, emeğiyle, alın teriyle her türlü katkı sağlar. Elini taşın altına koyarsa her mücadeleden zaferle ayrılırız. Özellikle şu dönemde savaşın her alanda kendini iliklerine kadar hissettirdiği dönemde, işte üretimde, teknolojide, bilimde böyle bir dönemde kadının rolü, kadının önemi yadsınamaz elbette. Kooperatif kadın bilincini yeniden üretim için harekete geçirecek bir sistem. Helal olsun diyelim. Sonuna kadar arkalarındayız. Müsilaj sorunu.
Marmara Denizi'ndeki kirlilik nedeniyle İstanbul Boğazı deniz analarının istilasına uğradı bu kez. Sadece müsilajla, o sıvı jelle kalmadı. Uzmanlar deniz anası konusunun da bir tehlike olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Meydanı boş bulur tırnak içerisinde şeklinde her tarafa yayılmasının temel nedeni kirlilik. Marmara Denizi müsilaj sorunuyla mücadele ederken İstanbul Boğazı'nı ise deniz anaları sardı. Su analizleri, hidrolojik çalışmalar hep bize göstermektedir ki suyun kirli olduğunu. Hatta artık Boğaz'ın kıyı şeritlerinde oltaya balık yerine deniz anası geliyor. Yani onlar için yaşanabilecek bir ortam oluşmuş oluyor. Bu organizmaları tüketen canlı da yok şu an için. Bakın biyolojik çeşitliliğin azalması burada bizim dikkatimizi çekiyor. Deniz anası istilasının en büyük nedeni kirlilik. Bu deniz analarını yiyecek, tüketecek organizmalar kalmadı artık. Balıklar da yok, diğerleri de yok. Yani küçük polip halindeyken. Bunlar bir de eşeysiz çoğalıyorlar. Eşeysiz çoğalma demek çok hızlı bir şekilde çoğalma demektir. Tehlikenin boyutunu anlatan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Erol Kesici çözüm önerilerini sıraladı. Biyolojik çeşitliliği korumak gerekiyor. Eğer deniz kirli olmasa ne o salyalaşma olacaktır ne de deniz analarının salyalaşması meydana gelecektir. O nedenle bizim denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Kesici Marmara Denizi'nin dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Marmara Denizi'nin mutlak koşulla dinlenmeye ihtiyacı var. Nasıl hastalar hastalanır, tedavi olur. Biraz din. Ya birazcık şeye bir 5 sene 10 sene bu denizi dinlendirelim. Bu kirliliğin önüne geçmenin çözümü ise çok basit. Herkese büyük görev düşüyor. Bireysel. Herkese düşen görev var. Ben ne yapabilirim değil. Herkes birçok şeyler yapabilir. Herkes bir şey yapabilirim diye bu işe katılırsa çözüme ulaşabiliriz. Mesela en basitinden denizin kenarında su içiyorsak pek şey atmamamız lazım. Maskeyi deniz temizler diye atmamamız lazım. Sanayici fabrikasının atık suyunu, atık maddesini, katı atığını, sıvı atığını özür diliyorum denize dökmemesi lazım. Herkese bir rol düşüyor, bir görev düşüyor. Çünkü çözümsüz değil. Çözümü var. Salya'dan kurtuluş reçetesi demiş. Türk Hürriyet gazetesinin haberi. Türkiye aylardır Marmara'yı saran deniz salyasını konuşuyor. Peki bu salyadan kurtulmak mümkün mü? Nasıl temizlenecek? Hiçbir şey için geç değil diyen iklim değişikliği ve politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu 4 maddelik kurtuluş reçetesini açıkladı. Marmara Denizi'nde aylardır etkisini gösteren müsilaj deniz ortamındaki mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler sonucunda oluşuyor. Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, İstanbul ve Adalar sahillerini kaplayan deniz salyası iklim değişikliği ve denize yönlendirilen atıklar nedeniyle meydana geliyor. Deniz altındaki hayatı olumsuz etkiliyor. Giderek yayılan salyalar Karadeniz'i bile tehdit ediyor. Peki deniz altındaki canlı hayatı bitirme riski olan bu sorundan kurtulmak mümkün mü? İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu bu yöntemleri anlattı. İşte 4 maddede Marmara'nın kurtuluş reçetesi. 1. Deniz sıyırıcıları 7/24 çalışmalı demiş. Şu anda ölüm başlamış durumda. Ölüm oldu ve sonuçlarını görüyoruz. Müsilaj denizin dibine oksijenin geniş gitmesini engelliyor. Öncelikle 7/24 müsilajın oluştuğu bölgelerde deniz sıyırıcılarının çalışması gerekiyor. Bu müsilajın buradan mutlaka toplanması gerekiyor. Yani tabakada müsilaj varsa altı oksijen gitmesini engelliyor. Deniz canlıları ölüyor demiş. İkinci başlık, aşağı doğru inelim arkadaşlar tekrar. Toplanan müsilaj tesislerde arıtılmalı demiş. Oluştuğu her yerde müsilajın toplanması ve doğaya bırakılmaması, bunların ileri biyolojik arıtma tesislerine götürülüp arıtmasının sağlanması gerekiyor. Mevcut tesisler de yetersiz. İleri biyolojik arıtma tesisleri kullanılmalı. Yoksa da yapılmalı tabii. 3. Müsilaja yiyecek bakteri türleri kullanılmamalı. Bütün bunların yanında şu anda bazı üniversiteler kullanılmalı, özür dilerim. Bazı üniversiteler çalışma yapıyor. Bu müsilajın genetik kodları belirlenmeye çalışılıyor. Hangi canlı türlerinden ortaya çıktığı tespit edilmeye çalışılıyor. Bu karakter belirlendikten sonra da bu müsilajı çözecek olan farklı bakteri türleriyle beraber spreyleme yöntemiyle çalışmaların yapılması gerekiyor. Krizin yönetilmesi açısından acil olarak yapılması gereken bu. Marmara'ya akan kirli atık sular önlenmeli demiş. Eksik olan yatırımların vakit kaybetmeden toparlanması gerek. Ancak ne yazık ki Türkiye'de atık su arıtma tesisleri göz ardı ediliyor.
Ülkemizde içme su arıtma tesisine bir hassasiyet vardır. Çünkü musluğumuzdan akan su herkesin önüne gelen bir mesele. Ama atık su arıtma tesisleri kentten uzaklaştıktan sonra vatandaşlarımız görmüyor ve dikkate almıyor. Atık su arıtma tesislerinin artık göz önüne alınması gerekir. Nasıl yüzey sularımız kirleniyorsa şu anda Marmara Denizi de kirleniyor. Bir de yayılımsal kirlilik var. Tarımsal alanlardan, hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıklar. İşte onun için dün gübre kullanırken hangi gübrenin kullanıldığına bile tarımda dikkat edilmeli bu sorunun çözülmesi için demiştik. Tarımsal alanlarda hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıklar. Bunlar da büyük organik kirlilik yaratır. Marmara Denizi'nin çeperinde tarımsal alanın mutlaka incelenmesi ve buradan gelen atık suların önlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey için geç değil. Yani ölmedik, bitmedik. Biraz zor olacak ama en nihayetinde çözümü varsa sorun yoktur. Türkiye Liseliler Birliği de bu konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Kadıköy'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan daha kalıcı çözümler istediler. Ülkemizin gelecek kuşakları ilgilendiren ve her geçen gün daha yakıcı bir hal alan bu sorun yakar top gibi kucaktan kucağa atılmaktadır. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu gençleri de harekete geçirdi. Hükümet ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi taraftarları karşılıklı olarak birbirini suçlamaktadır. Soruna kayıtsız kalmayan Türkiye Liseliler Birliği İstanbul Kadıköy'de basın açıklaması yaptı. Türkiye Liseliler Birliği olarak bugün burada suçlu aramak, fatura kesmek, günah keçisi ilan etmek için toplanmadık. Bugün burada işbirliği ve dayanışmayla sorunların acilen çözülmesi için çağrıda bulunmak için toplandık. Açıklamayı talebe İstanbul İl Başkanı Yakup Büray Yılmaz yaptı. Soruna çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini belirtti. Sorumluların tespit edilmesinden daha önceliklidir. Müsilaj denilen deniz salyası balıklarımızın solungaçlarını tıkıyor, balıklarımızı öldürüyor. Gençler kirliliğin turizme ve ekonomiye de zarar vereceğini vurguladı. Türkiye'mizin en önemli ekonomik kaynaklarından olan turizme ve balıkçılığa darbe vuruyor. Türkiye'nin vatansever liselileri olarak denizlerimizi her yerde sahip çıkıyoruz. Basın açıklamasında sorumluluk değil çözüm odaklı yaklaşılması gerektiği ifade edildi. Mavi vatana sahip çıkmak yalnızca düşmana karşı denizimizi savunmak değildir. Mavi vatana sahip çıkmak aynı zamanda göz bebeğimiz denizlerimizi temiz tutmaktır. Gençler kalıcı çözümler için yetkililere çağrıda bulundu. Ama ve merkezden eş güdümle sağlanabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yarın açıklayacağı çözümler geçici, operasyonel çözümlerle sınırlı kalmamalı. Geleceğe dönük kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Fabrikalara ve yatırımlara karşı çıkmak değildir. Çözüm o atıkları zararsız hale dönüştüren tesislerin kurulması için mücadele etmektir. Mevcut tesislerin yeterli olup olmadığı konusu da tabii tartışma konusu. Onun için ileri biyolojik arıtma tesislerinin devreye sokulması gerekiyor. Milliyet gazetesi bu konuya ilişkin bir manşet atmış. Asla girme diye halk sağlığı tehdit altında. Marmara'daki mavi bayraklı plajlarda şimdi müsilaj kol geziyor. Bazı vatandaşlar tehlikeye, müsilaj deyince vatandaş da vatandaş oluyor galiba. Tehlikeye aldırmadan denize giriyor. Uzmanlar uyarıyor, müsilajdan uzak durun. Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajı karadan ve havadan drone'la takibimizde Kocaeli'ye geldik. Burada da durum İstanbul'la aynı. Derince'nin Harikalar Plajı, Gölcük'ün Değirmendere sahili ve Karamürsel'in Altınkemer plajları deniz salyasıyla kaplandı. Karamürsel'in mavi bayraklı tek plajı olan Altınkemer plajında artık mavi sular değil yapışkan müsilaj akıyor. Bazı vatandaşlar bu sene denize nasıl girelim derken bazıları ise müsilajlar arasında yüzerek durumu aldırış etmiyor. Müsilajlı bölgelerde kokuşma ve çürümenin sağlığı tehdit ettiğini söyleyen uzmanlar denize girenlerde cilt ya da ishalli hastalıklar meydana gelebileceğini vurguladı. Diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise balık ve midye tüketimi demiş. Yeni Çağ'ın manşetini de hazırlayalım. Onu da verelim arkadaşlar. O da bu konuya ilişkin. Marmara'nın feryadını duyan yok. Yani Milliyet Gazetesi diyor ki Yeni Çağ'da verildi. Milliyet Gazetesi diyor ki müsilajlı denizlere girmeyin. Risk var. Aman dikkat. Marmara'nın feryadını duyan yok demiş Yeni Çağ. Ege'ye de sızan ve giderek yayılarak deniz canlılarını da tehdit eden müsilaj tehlikesi büyüyor. Bir litre bile kirlilik yüküne tahammülü olmayan Marmara önlem alınsa bile ancak 10-12 yılda eski haline dönecek. Bazı uzmanlar 5 yıl diyor buna tabii.
Saros hareketlendi demiş. Kabusun büyüdüğünü vurgulayan Profesör Doktor Adnan Ayaz, deniz salyası Çanakkale Boğazı ve Bozcaada açıklarından Limni'ye akıntı ve yukarı sularının etkisiyle de Saros Körfezi'ne gittiğini söyledi. Ölen deniz patladı demiş. Su ürünleri uzmanı Doktor Erol Kesici, kirliliğin nedeni Marmara'nın çevresindeki yerleşim birimlerinin evsel, tarımsal ve endüstriyel atıklar, gemi inşasından trafiğine tüm atıkların birikimidir dedi. Tedbirlerde geç kaldık. Profesör Doktor Barış Salioğlu, atık suların boğaz alt suyuna deşarj edildiğini belirterek bunların Karadeniz'e gideceği varsayılıyor. Ancak ciddi bir kısmı Marmara'ya geri dönüyor ifadesini kullandı. Yani nedenleri az çok belli. Nedenleri atık sular, sanayi atıklarının denize boşaltılması, bir kere temizlendikten sonra boşaltılıyor. Oysa bunun yetersiz olduğunu söylüyor uzmanlar. İnsanların denize verdiği tabii ki zarar, iklim değişikliği bunlardan bazıları olarak sıralanıyor. Neler yapabileceğimiz ilişkinde uzmanların görüşleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bunları dikkate almak gerekir. Şimdi tutmayın geliyoruz diye bir başlık sunmuştuk. Bunu turizmciler söylüyor. Önce bir VTR verelim, daha sonra haberimize dönelim. Turizmin başkenti Antalya'da esnaf turist yolu gözlüyor. Tüm beklentisini turizme bağlamış olan esnaf, başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek turistleri bekliyor. Rusların gelmesi bizim için olumlu olur. Hiç turist yok. Boş boş oturuyor burada bak. Ekonomik sorunların üzerine salgın krizi de eklendi. Borcu borçla ödemeye çalışan turizm esnafı şimdilerde turist yolu gözlüyor. İşler çok kötü. Turist yok. Biz turizm ya işi yapıyoruz. Hiç satış yapamıyor. Etkileniyor yani. Bu durumda bayağı esnaflar çok kötü yani. Şu anda çoğu battı, kredilere girdi. Dibe vurdu devlet büyüklerimiz, yani el vicdan diyecek. Turizmin başkenti Antalya'da tarihi kale içinde esnaf en zor günlerini yaşıyor. Bir zamanlar şu dükkanda 3 tane eleman vardı. Sigortası vardı, yatırıyorduk, elemanları evine ekmek götürüyordu, kiramızı ödeyebiliyorduk. Ama şu anda bunları yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Turist var mı? Turist de yok. İstiyoruz ki gelsin. Türkiye'de geçtiğimiz yıl salgına rağmen güvenli turizm sertifikasyon programı sayesinde 16 milyon ziyaretçi ağırlandı. Ülkemize en çok turist gönderen ülke yine kaynak pazar Rusya olmuştu. Pandemi döneminde Ruslar vardı. Bir Ruslar geliyordu. Onlar da kesilince işler de kesildi işin açısı. Biz de iş yapıyorduk Ruslardan. Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar 1 Haziran'a kadar geçici olarak kısıtlanmıştı. Rusya kısıtlamanın 21 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verdi. Çok etkiledi. Geçen seneye nazaran %70 düşüş oldu. Yani Rusların gelmediğinden dolayı. Ruslar gelsinler. Yoktur, kötüdür. Biz burada yerliye de çalışıyoruz ama tatil köylerinde, beldelerde sadece Rus'a bakan bölgeler var. Onlar için daha kötü yani. Yani çok kötü etkileniyoruz. Almanya, Türkiye'yi çok yüksek riskli ülke listesinden çıkararak riskli ülke grubunu aldı. Yeni karar 6 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Alman turist misafirlerimizi bekliyoruz. Eğer onlar gelirse bu açığı kapatırız diye düşünüyoruz. Vallahi bekliyoruz, dört gözle bekliyoruz. Tabii Almanlar riskli ülke şeyden çıkardı. İnşallah güzel olacak. Esnaf da para kazansın yani. Esnaflar başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek turistleri bekliyor. Turizmi hareketlendirecek şartların oluşması için de gerekli adımların atılmasını istiyor. Umarım gelirler, anlaşırlar, gelirler, biz de yüzümüz güler. En kısa zamanda hepsini bekleriz yani. Gelsinler, çünkü Türkiye cennet yani. Turizm Bakanımızın gayret göstermesi lazım, uğraşması lazım ki biraz daha böyle turistleri çekmemiz lazım. Avrupa'yı bilmem hareketlendirme ama en azından iç pazarda bir talep var. Tutmayın bizi geliyoruz. Hürriyet gazetesinin manşeti. Normalleşme ve hızlanan aşılama vatandaşların tatile çıkma arzusunu tetikledi. Çünkü 2 yıldır o tatil yapılamıyor. 1 yıldan fazla süredir tatil yapamayan yerli turist rekoru hazırlanıyor. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar son günlerde iç piyasada sürpriz bir gelişmeye tanık olduklarını söyledi. Bu gelişmeyi Hürriyet'e anlatan Vardar şöyle dedi. Bu dönemde güzel bir tatilin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. İnsanlar evlerinde sıkıldı. Bu sene daha fazla tatile ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz. Veriler de bunu gösteriyor. İç pazardan yoğun satış talep alıyoruz. Beklentimizin 3 katı satış yaptık. Normalleşme beklendiği gibi giderse, aşılanma artarsa sektörün son 50 yılın en büyük iç pazar satışını yakalayacağını düşünüyoruz. Bunu sadece Jolly olarak söylemiyoruz. Diğer meslektaşlarımız da gelişmelerden memnun demiş. Hürriyet gazetesi yerli turist rekor kıracak diye turizmcinin beklentisini dile getirmiş ama
turizmci ne diyor? Aşılama beklendiği hızda giderse, artarsa diye gidiyor mu artıyor mu en azından umut vaat ediyor. Özellikle bu 40 yaşın sıra geldiğinde 40 yaşa büyük bir ivme kazandı. Sıradaki haberimiz aşılamaya ilişkin zaten. Toplu aşılamada 30 milyon doza ulaşıldı ancak sırası gelenler için de hala aşı yaptırmayanlar var maalesef. Süreci ulusal kanala değerlendiren bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü bunun karşıtlıktan değil tereddütten kaynaklandığını söyledi. Vatandaşların daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Herkes bulduğu aşıyı yaptırmalı dedi. Aşı karşıtlığı değil de aşı tereddütleri var Türkiye'de. Benim gördüğüm o. Toplu aşılamada büyük aşama kaydeden Türkiye'de son olarak 50 yaş üzeri aşı olmaya başladı. Ancak bazı vatandaşların tereddütü var. Aşı karşıtlığı bambaşka bir terim. Yani Türkiye'de aşı karşıtlığı çok fazla değil. Bazı tereddütler var, soru işaretleri var. Onları gidermek lazım. Dünyadaki aşılama verileri de giderek artıyor. 2 milyarı aşan doz aşı yapıldı dünyada. Yani bu kadar fazla miktarda aşılamanın sonuçları ortada. Ve mevcut kullanılan aşılarla ilgili gözlenen sonuçlar gerçek yaşam verisi bunlar. Olumlu yani hem etkinliği çok iyi hem de güvenliği iyi aşıların. Türkiye'de özellikle Haziran ayı kritik öneme sahip. Aşılamanın oldukça hızlandırılması hedefleniyor. Haziran ve Temmuz ayında ciddi bir şekilde aşılama oranlarımızın artacağını düşünüyorum. Çünkü hepimiz aşılandık. Yani Türk insanı aşıya yabancı değil, aşıya karşı değil. Çünkü siz de ben de etrafınızda bulunan herkes şimdiye kadar çok sayıda aşıyı yaptırmıştır. Aşılamadaki son duruma ilişkin bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ulusal kanala özel açıklama yaptı. Aşılanan ülkelerde salgın ciddi biçimde azaldı. Kontrol tedbirleri gevşetildi. Hayat normale dönmeye başladı. Hepimizin buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Artık çok bunaldık ve normale dönmek istiyoruz. Aşılamayı bir an önce yapmakta yarar var. Son verilere göre aşılamada 30 milyon doza ulaşıldı. Aşıyla ilgili karşı çıkanların bilimsel kanıt ya da çalışma ya da bulgu yok. Onlar sadece varsayımlar. Milleti hani korkutmaya çalışıyorlar. Bizler varsayım değil de şu ana kadar yapılmış sonuçları ortaya koyarak bunların doğru olmadığını, bunların gerçekleşmediğini, aşının etkili olduğunu, güvenli olduğunu paylaşırsak gerçekler her zaman kabul edilecektir. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin görüldüğünü belirtti. Çevremizi, sevdiklerimizi hastalandırmamak, onların ölümüne neden olmamak için aşı olmak bir yurttaşlık görevi. Bunu unutmamak lazım. Evet Sayın Özlü ayrımı iyi yapmış. Karşıtlık değil tereddüt. Çünkü insanların aklına karşıtlar tereddüt sokuyor. Bu bağlantıyı da kurmak lazım. Aşı karşıtlarının yaydığı bazı asparagas dedikodular, haberler bu korkuları, tedirginlikleri sağlıyor. Bunlardan biri de işte aşı yaparsam kısır olurum. Değil mi? 50 tane bahane var. İşte aşı yapınca vücuduna metal enjekte ediyorlarmış. Mıknatıs tutunca çekiyormuş. Ben buna çok şaşırmıştım özellikle. Çip takıyorlarmış. İşte şimdi kısırlık yapıyormuş. İnsanları kısırlaştırmak için böyle bir yöntem bulmuşlar. Aşı değil Covid kısırlık yapabilir diyor uzmanlar. Covid-19 aşılarının insan genetiğini değiştirdiğine, kısırlığa ve saç dökülmesine yol açtığına ilişkin sosyal medyada gerçeği yansıtmayan iddialar olduğuna dikkati çeken Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık kimmiş? Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık unvanı neyle uğraşıyormuş? Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan işte saç döker, kısırlığa neden olur, insan genetiğini değiştirir gibi iddialarla uğraşıyor. İşi gücü bırakmış koskoca profesörümüz. Şimdi bu profesörümüze değil de o iddialara inananlara profesörümüz diyor ki dünya genelinde 2 milyardan fazla kişiye Covid-19 aşısı uygulandı. Bu kişilerde hiçbir şekilde kısırlık, saç dökülmesi gibi bir yan etki görülmedi. Ancak Covid-19'u özellikle orta ve ağır düzeyde geçiren kişilerin bir kısmında kalıcı kısırlık olabileceğiyle ilgili çok sayıda bilimsel araştırma yayımlandı. Yani kısırlıktan korkanlar aşı olmaktan değil Covid-19 geçirmekten endişe etsinler. Lütfen bir zahmet diyor. Profesör diyor bilimsel sonuçları var diyor. Böyle çalışmalar yapıldı, makaleler yayınlandı. Yok genetik değiştirir, yok saç döker, yok kısır olur. O olmaz diyor. Covid-19 olursan, ağır geçirsen asıl o kısır yaparsın diyor. Ama olsun, siz yine de herhalde sosyal medyaya inanın. O inananlara söylüyorum tabii. İnanmak isterseniz ona inanın. Ne diyelim koca profesör?
bilmiyordur galiba diye devam edelim. Şimdi çocuklara bir şey olmuyor. Çocuklara hiçbir şey yapmıyor aslında. Geçiriyorlar, oluyorlar Covid ama çok hafif geçiriyorlar diyorduk ya hani ülkece, değil mi? Yaşları etkiliyormuş özellikle. Gençler maskesiz dolaşıyor, rahat oluyor. 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti koronavirüs nedeniyle. Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Doktor Şenol Kılınç'ın oğulları Toprak Kılınç geçen ay Covid-19'a yakalandı. Toprak tedavisinin ardından koronavirüsü yendi. Ancak küçük çocukta 4 hafta sonra bölgesel kas iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti. Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verildi. Doktor çiftin meslektaşları sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla toprağın acı haberini duyurdu. Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor paylaşımında salgın tedbirlerine uymayanlara tepki gösterdi. Siz hala oyun deyin, yok böyle bir şey deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup durumunuzu gizleyin. Bana bir şey olmaz deyin. Biliyor musunuz, ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen mas sebebiyle ifadesini kullandı. Evet, 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 8 yaşında bir çocuk. Devam edelim, akşam gazetesini verelim. Kurtuluyoruz diye manşet atmış koronavirüse ilişkin akşam gazetesi. Vakalardaki düşüş kısmi normalleşme sürecinde de devam ediyor. Hedef aşılamayla birlikte Eylül'de tam normal. Vaka sayısının 40 bin, can kaybının 400'e dayandığı Nisan'daki ikinci pikin ardından tablo 2 ayda tamamen değişti. Tam kapanmanın da etkisiyle günlük vakalarda %80'e varan düşüş yaşandı. Kıpkırmızı Türkiye haritası maviye dönüştü. İstanbul'da 24-30 Nisan'da 100 bin kişide 532 olan vaka oranı geçtiğimiz hafta 89.97'ye, Ankara'da 361'den 115'e, İzmir'de ise 223'ten 47.7'ye geriledi. Bir dönem en çok vakanın görüldüğü Karadeniz'de de sert düşüşler yaşandı. Bugüne kadar 13 milyon kişi 2 doz, 17,5 milyon kişi de tek doz aşısını oldu. 2 doz aşı olanların 18 yaş üstü nüfusu oranı %21.4'ü geçti. En fazla aşılama oransal olarak Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Sinop ve Muğla'da yapıldı. İstanbul'da yapılan doz sayısı ise 2.1 milyonu ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aştı. İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu dün salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi gördük diyerek rehavet uyarısı yaptı. Evet, düştü vaka sayıları. Haritadan da belli olur zaten, şöyle karşınıza koyun ama ne diyor? Rehavete kapılmayın, maskeyi çıkarmayın, sahillere, ormanlara akın etme olayını bırakın. O görselimiz de var ama önce tabloyu verelim. Koronavirüs tablosu. Ondan sonra da sahile, ormana akın ettik tablo görselini vereceğiz arkadaşlar. 5 Haziran 2021. 216.156 test yapılmış, 6.126 vaka tespit edilmiş, 542 hasta var. Vefat sayısı 92, iyileşenlerin sayısı 7.161. Toplamda 55.250.625 test yapılmış, 5.282.594 vaka tespit edilmiş, 48.068 vefat var. Ağır hasta sayısı 1.147, iyileşenlerin sayısı 5.154.771 olarak tabloya yansımış. Haftalık oranlara baktığımızda yatak doluluk oranı %49.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %62.8 olarak 5 Haziran 2021 tablosuna yansımış. Uzun zaman sonra cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yeniden kaldırıldı biliyorsunuz. Peki ne oldu? Sahiller, parklar, bağlar, bahçeler, ormanlar doldu, taştı. Yasaksız ilk cumartesinin manzarası, İstanbullular kısıtlamasız ilk cumartesi gününde kendilerini sahillere, ormanlara attı. Sahil şeridinde bazıları yürüyüş yaparken bazıları kitap okudu, kimi de Boğaz'ın serin sularına kendini bıraktı. Cumartesi gününü doğayla iç içe geçirmek isteyenler ise Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Araçlarıyla gelenler Belgrad Ormanı girişinde uzun araç grupları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı normalleşme takviminde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması Haziran ayı boyunca uygulanmayacak. Vaka sayıları da göz önünde bulundurularak normalleşme takvimi yeniden belirlenecek. Cumartesi saat 22'den itibaren, pazartesi 5'e kadar ise
sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek. Yani bugünü kastediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK toplantısında yaptığı konuşmada 21 Haziran'da yeni bir yol haritasının belirleneceğini söyledi. Bu bilgi basına yansıdı. Haziran ayından sonra da Temmuz ayında da tam normale geçiş hedefleniyor ki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği, kullandığı ifadelerde çok kısa sürede maskeleri çıkartıp atacağız ama yere değil ifadesi de bunu bir anlamda doğruluyor. Ama bakacağız tabii, bunlar sadece birbirine bağlanan ipuçları. Net açıklamalar gelmeden bir şey söylemek de doğru olmaz. Dünkü cumartesinin manzarası bu şekildeydi. Şimdi dedik ya, 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti diye Çin Sinovac aşısının 3 ila 17 yaş aralığında kullanımına onay verdi. Çin, Sinovac şirketinin koronavirüse karşı ürettiği CoronaVac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı. Sinovac üst düzey yöneticisi Yin Wedong yaptığı açıklamada aşının söz konusu yaş aralığındaki çocuklara ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu ifade etti. Yin, reşit olmayanların enfeksiyondan sonra ciddi semptom riski daha yüksek olan yaşlılara kıyasla aşılamada daha düşük önceliğe sahip olduğunu vurguladı. Aşı, faz 1 ve 2 klinik deneylerinden elde edilen ön sonuçlara göre 3 ila 17 yaşındaki katılımcılarda bağışıklık oluşturdu, bir kısmında da hafif şekilde yan etkiler görüldü. Sinovac yöneticisi 2 dozdan sonra 3. dozun uygulandığı aşılama çalışmalarında faz 2 klinik denemesinin de tamamlandığını belirtti. Öte yandan dünya genelinde uygulanan aşı sayısı 2 milyarı aştı. Çin 681 milyon 919 dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 296 milyon 404 bin aşıyla ABD, 218 milyon 550 binle Hindistan izledi. Türkiye ise 30 milyon 312 bin dozla 10. sırada yer aldı. Evet, şimdi aşılamanın ne kadar önemli olduğunu artık söylemeye gerek yok ama biz bir kez daha söyleyelim. Lütfen aşı olmayanlar randevusunu alsınlar, aşılarını olsunlar. Eğer aklında hala soru işareti varsa lütfen uzmanlardan yardım alsınlar. Sosyal medyadaki tevatürlere inanmayıp uzmanların bu konuyla ilgili yaptığı bilimsel açıklamaları dikkate alsınlar. Devletimiz en nihayetinde bizim kel olmamıza, saçımızın dökülmesini ya da kısır olmamız ya da genetiğimizin değiştirilmesini istemez herhalde. Kaldı ki bu aşılar zaten geldiğinde önce bir süre deneme yapılıyor, ondan sonra uygulamaya geçiliyor. Yani devlet aşıları aldığı gibi Çin'den, aldığı gibi Almanya'dan Türkiye'de ertesi gün yapmaya başlamıyor dikkat ederseniz. Bir süre onlar deneniyor, araştırmaları yapılıyor, ondan sonra uygulanıyor. Yani ben yaptırdım mesela, çok şükür hiçbir şey olmadı. Yaptıranlarda da bir şey olduğunu görmedik. Uzmanlar da zaten bu konuda bilimsel çalışma yok. Aksine yaptırmazsanız COVID geçirdiğinizde ağır bir şekilde, işte o zaman kısır olursunuz, o zaman saçlarınız dökülür gibi bilimsel çalışmaların olduğunu söylüyor. Az önce Sayın Balı'nın açıklamalarını sizlere aktarmıştık. Aklınızda soru işaretleri varsa soru işaretlerini kaldırmanın en güzel yolu gidip bu konuyla ilgili uzmanlardan yorum almak. Tabii ki kurumlarda, hastanelerde bu soruları yöneltmek ve cevabını almaktır. İkinci bir yolu yok. Yani sosyal medyada her gördüğünüze, çünkü orası kendi yargısını, kendi cumhuriyetini, kendi devletini oluşturmuş bir platform. Herkes orada devlet, herkes bilim adamı orada, herkes profesör orada. Siz gidin yine kurumlardan doğrudan birinci ağızdan bilgi alın. En doğrusu bu. Rahatlamak istiyorsak da en doğrusu bu. Yani geçen yaz çok sıkıldık, öf bu yaz da mı böyle geçecek? Geçmemesini istiyorsak aşılama yapacağız. Geçmemesini istiyorsak alınan önlemlere riayet edeceğiz. Başka çaremiz yok. Evet, bir başka konu siyasetin gündemi. HDP'ye 1-2 bakanlık verilebilir sözleriyle tartışma yaratan CHP'li Dursun Çiçek'ten PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifak görüşmeleri için yeni bir açıklama daha geldi. Çiçek, Millet İttifakı'nın aday belirlerken el altından HDP ile diplomasi yürütebileceğini söyledi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının önemli olduğunu belirten Çiçek, aksi takdirde HDP oylarında sıkıntı olacağını kaydetti. Burada sicili temiz, İYİ Parti'nin de, milliyetçilerin de, CHP'nin tabanının da itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaat edilebilir. Yani ikinci tur için söylüyorum. Önce PKK'nın siyasi uzantısına bakanlık verilebilir dedi. Şimdi de Millet İttifakı'nın HDP ile el altından aday belirleme diplomasisi yapabileceğini söyledi.
Siyasi bir sonuç. Yani o zaman HDP ile CHP bir şekilde kendi CHP adayını belirlerken bir şekilde bir diplomasi yapacak CHP. Mecbur. Yani el altından olabilir. Yani. HDP'den gelen açık ittifak çağrılarına CHP isimlerinden yanıt niteliğinde dikkat çeken açıklamalar geliyor. HDP'yi Millet İttifakı içinde meşrulaştırma adımları olarak görülen açıklama yine CHP'li Dursun Çiçek'ten geldi. Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na yönelik eleştirinin tepe noktası HDP ile olan ilişkiler. Tabi burada da haklı olarak HDP'nin PKK'yı reddetmemesi. TV 100 yayınında konuşan Çiçek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için HDP ile el altından görüşme yapabileceğini söyledi. İkinci turda HDP'nin adayına oy veren seçmen kilit konumuna gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi adayını belirlerken HDP yönetimini gözetir mi veya HDP'nin kabul edebileceği bir adayı? Sonuçta ikinci tura kalırsa o kalır diyorsunuz. Evet. Tabii ki yani o ikinci turda HDP ile HDP'nin seçmeninden oy alacak bir adayın tespiti ki bunu sıralarsak ismi geçenler için söylüyorum. Birinci sırada genel başkan, ikinci sırada İstanbul Büyükşehir, üçüncü sırada da Mansur Bey var. Yani üçüncü sıraya Mansur Bey'i koyuyorum. Bu HDP oylarında sıkıntısı olur çünkü. CHP'nin muhtemel adaylarını da sıralayan CHP'li Çiçek, uygun aday olmazsa ikinci turda HDP'nin oylarında sıkıntı olabilir ifadelerini kullandı. Siyasi bir sonuç. Yani o zaman HDP ile CHP bir şekilde kendi CHP adayını belirlerken bir şekilde bir diplomasi yapacak CHP. Yani el altından olabilir. Yani ama CHP de zaten doğal olarak ikinci turu düşünerek bir isim önde. Çok ilginç ya. Yani bir yandan diyor görüşe yapabilir, kendi adayını çıkarabilir. Diğer yandan el altından. Kamuoyuna deklare ettikten sonra el altından görüşme. Zaten görüşmüyor mu el altından? Görüşüyor. Geçen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir röportajında ne diyordu Sayın Kılıçdaroğlu? İşte seçimde, geçtiğimiz seçimde de ittifak yoktu ama sonra ne oldu? Yeni seçimde de bir şekilde olur. Yani geçtiğimiz dönem ittifakı yaptık, işbirliğini yaptık. Bu seçimde de işbirliğini bir şekilde, bu resmi olarak Millet İttifakı'na girmesi anlamına gelmiyorsa bir şekilde olur diyor. Ki HDP ne diyor? HDP de tam tersini söylüyor. Yapacaksak açıktan yapalım artık. Gizli gizli böyle iş mi olur kardeşim diyor. HDP sıkılmış gizli kapaklı işler yapmaktan, tenhalarda buluşmaktan. Göğsümüzü gere gere çıkalım, el ele tutuşalım diyor. Ama Millet İttifakı özellikle İYİ Parti'nin tabanının, İYİ Parti'ye oy veren seçmenin daha doğrusu bir taban demeyeyim. Şimdilik İYİ Parti'ye oy veren seçmenin bazı hassasiyetleri göz önüne alınarak el ele tutuşup kürsüye çıkmak yerine bir şekilde ittifak modelini benimsiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Seçime tek adayla gitmek daha faydalı dedi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Dün sık sık HDP'lileri çıkaran Halk TV'nin canlı yayına bu sefer İYİ Parti lideri katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sayın Soylu dedi ki diyor, bir vekil Sedat Peker'den 10 bin dolar. Önce sonu vereyim, sonra o başa geliriz. Önemli olan şu kısmı çünkü. Haziran'daki deneyime, 24 Haziran'daki deneyime dayanarak çıkardığım bir tecrübe var. Önerim şu, seçime ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum. Tek adayla gitmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Farklı teklifler mutlaka değerlendirilecek, bir noktaya varılacak. HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı. HDP aday zaten çıkarır. HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı. HDP zaten aday çıkarır diye bir formül öneriyor. Bir de HDP'ye de böyle atıfta bulunuyor. Başka ne demiş? Diğerlerini de söyleyelim. Sayın Soylu dedi ki bir vekil Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alıyor. Bu şaibenin ortadan kaldırılması lazım. Asıl mesele şantaj olarak kullanılmasıdır. Rövanş doğru değil diyor. Bu ülke çok şeyi yaşadı. Devri sabık dediğimiz şey, bir kavga gürültü haline dönülmesi doğru değil ama hukukun işletilmesi şart. Sayın Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetirken siyaset etme sistematiğine bir vurgu yaptım. Sultancıl popülist liderler üzerine, Erdoğan'ın bunlar iyi günlerini sözleri üzerine, AK Parti Genel Başkanı'na İYİ Parti Genel Başkanı olarak verebileceğim çok güzel cevaplar var ama o zaman devreye Cumhurbaşkanı giriyor demiş. Politik bir ifade de kullanmış. Şimdi bu adaylık, seçim, ittifak konusuna ilişkin HDP'de de bir rahatsızlık var. Onu da verelim arkadaşlar. Demokrasi İttifakı'nı görüşmüş HDP. Çünkü biliyorsunuz Millet İttifakı'nda olduğunu belirtmedikleri için HDP'nin, bir şekilde ittifak modelini benimsedikleri için HDP'de buna Demokrasi İttifakı, Demokrasi Güçleri, HDP'de PKK'da, HDP ve PKK diyelim, Demokrasi Güçleri, Demokrasi İttifakı şeklinde bir kılıf bulmuşlar. HDP Demokrasi İttifakı'nı görüştü. HDP Parti Meclisi dün eş genel başkanlar
Mithat Sancar ve Pervin Buldan başkanlığında bir otelde toplandı. Sancar toplantının açılışında yaptığı konuşmada siyasal gelişmeleriyle yeni dönem demokratik mücadele programını ele alacaklarını bildirdi. Demokrasi İttifakı çağrılarının soyut bir çağrı olmadığını aktaran biliyoruz somutu Millet İttifakı. Sanki HDP yalnız bir partiymiş, gücü olmayan bir partiymiş gibi bu çağrıları da yardım için yapıyormuş gibi yaratılan algıların hepsi saçmadır, komiktir. Ne demiş Mithat Sancar? Sanki HDP yalnız bir partiymiş gibi. Devam edelim. Sancar parti meclisinde yeni mücadele programını belirleyeceklerini işaret ederek bundan sonraki dönemde hayata geçireceğimiz mücadele programını parti meclisi üyelerimizle enine boyuna tartışacağız ve yol haritamızı hep birlikte belirleyeceğiz. Demokrasi, barış, ekmek ve özgürlük öncülüğünü yapmaya hazırlarmış. Parti meclisi bu kararlılığı ortaya koyacak tarihi bir toplantı yapmaktadır diye konuşmuş. İşin özetine demokrasi ittifakı çağrıları soyut bir çağrı değil diyor. Bunun somut hali de var diyor. Sanki HDP tek başına bir partiymiş gibi bir algı oluşuyor. Bu yanlış diyor. HDP tek başına değil diyor. Değil. Biz sayalım HDP'nin demokrasi ittifakında onların tabirine göre. Kılıçdaroğlu bir şekilde ittifak modeli diyor buna. Genel adı Millet İttifakı. Biz bunun üyelerini sayalım. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi, Yeni Dönem'de Deva ve Gelecek Partisi'ni de buna eklemlemek doğru olur. Evet, Demokrasi İttifakı'nı görüşmüş ve böyle bir açıklama yapmış. Biz de bu haberle birlikte kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Sakın ha bir yere ayrılmayın lütfen. Evet, hafta sonu ikinci bölümüyle devam ediyor. Verdik haberlerimizi, Dursun Çiçeği en son, ondan sonra küpürlerimizi. Sıradaki haberimiz tabii ki Ahmet Davutoğlu'na ilişkin. Davutoğlu'nun danışmanlığını yapan Abdülkadir Özkan, Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 Haziran seçimlerinin kaybedildiği gece resmi konutta neyi kutladıklarını açıklasınlar dedi. O gece Sayın Başbakan'ın kim için dangalak ifadesini kullandığını tek tek anlatsınlar diyen Özkan, bildiklerimizi anlatırsak sokağa bile çıkamazlar ifadelerini kullandı. Bu ve tutum açıkçası Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar Gazetesi yazarı Osman Sert, ekrandan devlet yönetmek başlıklı yazı kaleme aldı. Erdoğan ve hükümeti eleştirdi. Sert'e yanıt Davutoğlu'nun eski baş danışmanı Abdülkadir Özkan'dan geldi. Davutoğlu ve ekibine sert tepki gösteren Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bildiklerimizi anlatırsak sokağa bile çıkamazlar ifadesini kullandı. Bildiklerimizi anlatsak sokağa bile çıkamayacak bazı arkadaşlar şimdilerde kalkmış sıkılmadan siyasi ahkam kesiyorlar. Birazcık dürüstlükten yana tavır alacaklarsa o dönem kimlerle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl tasfiye etmeye çalıştıklarını çıkıp anlatsınlar. Dürüst olun. Başbakanlığı döneminde Davutoğlu'nun baş danışmanı olan Abdülkadir Özkan, Sabah gazetesine yaptığı açıklamadaysa 7 Haziran seçimleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Madem dürüstlükten söz edeceğiz, o zaman 7 Haziran seçimlerinin kaybedildiği gece resmi konutta neyi kutladıklarını açıklasınlar. Kutlamayı kime karşı, neden yaptıklarını topluma anlatsınlar. O gece Sayın Başkan'ın kim için dangalak ifadesini kullandığını tek tek anlatsınlar diyen Özkan, Davutoğlu ve ekibine kendi özel ihtiyaçları için devletin araç ve imkanlarını seferber ettiler. Şimdi kalkmış akil adamcılığa soyunmuşlar diyerek tepki gösterdi. AK Parti 7 Haziran 2015'te %40 oyla birinci parti çıkmış fakat tek başına iktidar olamamıştı. Davutoğlu'nun o dönem CHP ile koalisyon kurmak istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buna karşı çıktığı açıklanmıştı. Şimdi Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz işte Obama'nın çağırdığı Dışişleri Bakanı'ydı galiba değil mi? Böyle çağırdığı Dışişleri Bakanı'ydı. Şimdi bu yönetim sırasında, başbakanlığı sırasında Türkiye'de Amerikancılık böyle. İşte Peşmerge'nin geçiş olaylarını vesaire hatırlayın. Hat safhadaydı. Türkiye'de birileri direniyordu ama birileri tam teslimiyetçiydi. Ne derse yapmak için işte ekonomiyle oynanıyor, borsa çakılıyor, dolar fırlıyor bir şekilde Peşmerge'nin geçişi sağlanıyor. Bir bakıyorsunuz hop oradan türbeyi almış başka evine gelmiş kahramanlık olarak lanse ediyor kamuoyuna. Ama arkasından bakıyorsunuz meğersem PKK'nın önünü açmak için oradaki engeli kaldırıyormuş gibisine. Bu politikaların hepsi Amerikan politikasıydı. Çünkü aklı stratejiyi Amerika'dan alıyorlardı tıpkı bu arkadaşımız gibi. O toplantıya hedef aldılar. Peker'in Suriye açıklaması biliyorsunuz. Aparatif niyetine bir video paylaşacağım dedi Sedat Peker.
Konu Suriye silahları dedi. Şimdi aa hani böyle kendi mücadelesi, kızının kafasına silah dayamışlardı. Hani iddia o ya. Görüntüler yayınlandı gerçi ama silah dayanmıştı kafaya. Onun için intikam, kızının bir damla gözyaşı falan. Suriye ile ne alakası var kızının bir damla gözyaşının derken bir baktık bir Suriye ses kaydı yayınlayacağım dedi. Dün de yayınladı bir tane kısa bir ses kaydı. O toplantıyı defaldılar. Sedat Peker'in Suriye'de El Nusra'ya silah gönderilmesine ilişkin eski bir tartışmayı gündeme getirmesinin sebebi 28 Haziran'da yapılacak görüşme. İsrail, Türkiye ve Suriye arasında normalleşme istemiyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı son videoda Suriye'de El Nusra'ya Türkiye'den silah gönderilmesi konusunu gündeme getirdi. Bu tartışmanın yeni bir şey olmadığına, çok önce de gündeme getirildiğine dikkat çeken kaynaklar, Peker'in konuyu şimdi gündeme getirmesinin nedenini iyi incelenmesi gerektiğini vurguladılar. Amerika ve İsrail'in Türkiye ile Suriye'nin yeniden eski günlere dönmesini, normalleşmesini istemediğini, bunun olmaması için bütün elemanlarını sahaya sürdüklerini kaydeden kaynaklar, Davutoğlu döneminde bir sürü hata yapıldı. O gün o işleri yaptıranlar şimdi ellerini yıkarken bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Peker'e Balkanlar, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri hattında yolculuk yaptıranlar yani Mossad, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden tesisini engellemek istiyorlar dedi. Türkiye'nin Suriye politikasında köklü değişiklik çabasına girdiğini, Peker'in arkasındakilerin de bunu hedef aldığını ifade eden kaynaklar şu bilgileri verdiler. Türkiye ile Suriye arasında önemli gelişmeler var. Astana süreciyle gelinen nokta daha ileri bir aşamaya taşınmaya çalışılıyor. Çeşitli yöntemlerle görüşmeler sürüyor. Nisan ve Mayıs aylarında önemli toplantılar yapıldı. Bu ay sonunda muhtemelen 28 Haziran'da çok daha önemli bir toplantı gerçekleştirilecek ve iki ülke ilişkilerinde yol haritası belirlenecekti. Peker'in El Nusra'ya silah ve tır açıklamaları işte bu kritik dönemde devreye girdi. Peker bu açıklamalarıyla Şam yönetimini taciz etmeyi amaçladı. Tabii bu Peker'i aşan bir durum. Ona bu konuyu söyletenler görüşmeleri baltalamak için bunu yaptılar. Amerika ve İsrail Peker üzerinden çok sayıda kuş vurma peşinde. Yani bir kamera, bir tripod ve zeka işi değil arkadaşlar bu iş. Yaşanan bu gelişmeler kapsamında İngiltere ve Amerika'nın İdlib'deki faaliyetlerine de dikkat çeken kaynaklar, Amerika ve İngiltere bölgede özellikle İdlib'de istihbarat faaliyetlerine hız vermiş durumda. Bunun için hem orada kendi kontrol ettikleri terör gruplarını hem de sivil toplum örgütü adı altında bölgede faaliyet gösteren, kimisi de Birleşmiş Milletleri kendisine kalkan yapan sivil toplum örgütlerini kullanıyor. İdlib'de Türkiye, Rusya ve Suriye arasında yeni sorunlar çıkarmak için provokasyon peşindeler demiş bu haberde. Şentop'tan yazı iddiası diye bir haber var ortada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdiği iddia edildi. Dün gazete ve kanallarda yazının 27 Mayıs tarihinde iletildiği öne sürüldü. İddiaya göre yazıda Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerek denildi. Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de meclis başkanlığına gönderilmesi istendi demiş. Bugün birçok gazete bu konuyu ilişkinde manşet yapmış zaten. Bunu da sizlerle paylaşalım yeri gelmişken. Mesela Sözcü gazetesi demeyelim, Cumhuriyet gazetesi evet. AKP'de mektup krizi diye bir başlık atmış. Şentop'un Soylu'ya gönderdiği, ya mükemmelsin çat diye geliyor hemen. Şentop'un Soylu'ya gönderdiği Peker'den para alan siyasetçi yazısı iktidarı karıştırdı. Meclis Başkanı Şentop'un Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var iddiasıyla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi istediği yazı olayın üstünü örtmek isteyen AKP'de rahatsızlık yarattı. Yazının artık konuşmayın uyarısında bulunan Erdoğan'ı sinirlendirdiği ve muhalefetin değirmenini su taşıdığı ileri sürüldü. İktidar kanadında Şentop'un yazısına ilişkin yasamanın başının yürütmede görevli bir bakan ile ilgili böyle bir yazı kaleme alması kabul edilemez. Kabinenin başı Cumhurbaşkanı'dır. Soylu eğer açıklama yapmak isterse önce kabineyi bilgilendirir. Şentop yetki aşımı yapmıştır değerlendirmesi yapılıyor demiş Cumhuriyet Gazetesi konuya ilişkin yaptığı haberde. Karar Gazetesi de bu konuya ilişkin bir başlık atmış. 288 vekil zan altında ifadesine kullanmış. İçişleri Bakanı'nın Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası
2 haftadır açıklığa kavuşturulmadı. Kamuoyu AK Partili bazı vekillerin ismi dillendirilirken Soylu sözünü ettiği kişinin ismini açıklamadı. Meclis Başkanı açıklayacak olan ben değilim diyerek İçişleri Bakanı'ndan belge istedi. Meclisteki 288 AK Partili vekil zan altında yargı bu lekiyi temizlemek için daha fazla beklememeli çağrıları yapıldı. Milli Gazete'de bu konuya ilişkin bir başlık kullanmış. Vekiller zan altında kalmamalı demiş Milli Gazete. Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya istinaden verebilecek miyiz arkadaşlar Milli Gazete'yi? Şentop'tan Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçi sorusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçi açıklamalarına yönelik soru sordu. Tüm bilgi ve belgeleri meclis başkanlığına göndermeli. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sordu. Yazıda hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler meclis başkanlığına gönderilmeli, vekiller zan altında kalmamalı denildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da meclis başkanı Şentop'u çağrı yaparak milletvekillerinin bu iddia ile zan altında kalacağını belirterek harekete geçilmesi gerektiğini söylemişti demiş. Haberin ayrıntısı bu şekilde. Evet, şimdi Süleyman Soylu özellikle bu Sedat Peker olayıyla tam hedefe konulmuş, sürekli atış yapılıyor. İpe sapa gelmez, ağza alınmayacak ifadelerle İçişleri Bakanı'na saldırıyor Sedat Peker. Sebebi ne? Sebebi Süleyman Soylu'nun yaptığı mücadele, bir yandan PKK, bir yandan IŞİD'e karşı verilen, FETÖ'ye karşı verilen mücadele, Amerika'ya karşı net bir şekilde alınan tutum elbette. Süleyman Soylu, Afyon Karahisar ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'de falan saldırılara dikkat çeken Soylu, bizi istikrarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ancak başaramayacaklar dedi. Biz sizinle beraberiz, biz sizin emrinize amadeyiz. Afyon Belediyesi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye'ye hedef alan saldırılara dikkat çekti. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler, ayakta durmasını istemeyenler, haksızlığa karşı çıkmasını, söz söylemesini istemeyenler, geçmişlerden bugüne kadar yapmak istedikleri oyunları yapmak ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Savunma sanayisinde gelinen noktaya işaret eden Bakan Soylu, hedef bu alanda dünyaya meydan okumak dedi. Bunlara fırsat vermemek için %20'den savunma sanayimizi, mesela hocam %70'e kadar getirdik. 80 şu anda. 80'e kadar getirdik. Hedef bütün dünyaya parmak ısırtacak bir savunma sanayini oluşturana kadar durmak yok, yola devam. Karadeniz Havzası'nda bulunan yeni doğalgaz rezervini değerlendiren Soylu, Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını söyledi. Toplam 540 milyar metreküp'e çıktı Türkiye'deki Karadeniz'deki doğalgaz buluşumuz. Biz ne kadar bulursak onlara kadar çatlayacak. Evet, Türkiye'nin terörle mücadelesini istikrarsızlaştırmak, Türkiye'nin Gladio ile mücadelesini istikrarsızlaştırmak, Türkiye'nin bağımsız Türkiye hedefini istikrarsızlaştırmak için elbette bu saldırılar, az önce ne dedik, 28 Haziran'da kritik bir görüşme olacak, tutuluyor, Suriye'ye gönderilen silahlar diye bir yayın yaptırılıyor. Hedef ne? Şimdi ikisini birleştirin, kabak gibi ortada aslında her şey. Mayıs'ta teröre üst düzey darbe, o saldırılardan bir tanesinin sebebi işte teröre vurulan büyük darbeler. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sözde üst düzey 10 terörist dahil Mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 81 olduğunu, bunların 64'ünün PKK-KCK, 17'sinin IŞİD terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi. Uyuşturucu ile mücadeleyi de deneyen Çataklı, uyuşturucuyla mücadelede alınan bu mesafe, uyuşturucuyla mücadele eden kadrolar içindeki FETÖ yapılanmasının 15 Temmuz sonrasında ayıklanmasının ciddi etkilerini göstermektedir. Bakın işte Amerika'da DAE diye bir kurum var. Sözüm onu uyuşturucuyla mı? Sedat Peker sık sık Amerika bu çok büyük mücadele ediyor uyuşturucuyla diyor. Bu mücadele ne demek? Amerika dışında uyuşturucu trafiğini yönlendiren herhangi bir yapıya izin verilmemesi. Çünkü o yapı yönlendiriyor. Uyuşturucuyla mücadele ediyor adı altında. O yapı o trafiği yönlendirip oradan gelen parayı terörün finansmanına kullanıyorlar. Onun dışında hiçbir yapının
bu konuda müdahalesinin olmamasını istiyorlar. Dikkat edin, o birimin Türkiye'deki irtibat kurduğu kişiler FETÖ mensubu çıkmıştı. O üyeler de temizlendikten sonra, FETÖ mensupları da temizlendikten sonra uyuşturucuyla mücadele de ivme kazandı bir anlamda. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda aylık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Tüm terör örgütleriyle aynı anda ve aynı hassasiyetle mücadelenin Mayıs ayında da devam ettiğini ve önemli sonuçlara ulaşıldığını vurgulayan Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere 11.036 kırsal operasyon ve terör örgütlerine şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik olarak da 1051 operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride aranan sözde Diyarbakır sorumlusu Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek, yine turuncu kategoride aranan 3 ve gri kategoride aranan 6 teröristle birlikte toplam 10 sözlü üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir ifadeleri ne kullandı. Sözlü üst düzey 10 terörist dahil Mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 81 olduğunu kaydeden Çataklı, bunların 64'ü PKK-KCK, 17'si DAEŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1696 şüpheli gözaltına alınmış. Bunlardan 235'i tutuklanmıştır dedi. Bunun yanında FETÖ, DHKPC ya da organize suç örgütleri gibi birçok şüpheli de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Bunların hepsinin bilgisini verdi Sayın Çataklı. İşte üst düzey darbe vuruluyor teröristlere. Mesela iki korumasıyla birlikte öldürülen bir terörist var, Metina sorumlusu. Verelim arkadaşlar o görseli de. İki üst düzey korumasıyla birlikte öldürülen terörist. PKK'nın sözde Metina sorumlusuydu. Terör örgütü PKK'nın sözde Metina eyalet sorumlusu Agit Kod adlı Muhammed Hüseyin Şahbazi iki korumasıyla birlikte öldürüldü. Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin, Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekatı kesintisiz sürüyor. Harekatın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı. 18 Mayıs günü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde askeri konsey üyesi İran uyruklu Agit Roşilat Kod adlı Muhammed Hüseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan Kod adlı Muhammed İsa ile Mardin nüfusuna kayıtlı Çekdar Kod adlı Ekrem Aktürk, MIT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekatı ile öldürüldü. 20 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosundan sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunan terörist Şahbazi, sırasıyla Kandil, Himene, Hakurk, Haftanin, Zagros dağları ve son olarak Metina bölgesinde sözde eyalet sorumlusu olarak yüzlerce silahlı teröristten sorumluydu. Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen canlı bombaların da eğitiminden, kadın canlı bombalarında eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj, istihbarat gibi branşları içeren sözde özel kuvvetler yapılanmasının da tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-17 yıllarında bizzat Murat Karayılan'ın aldığı talimatla DAEŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı. Terörist başta Türkmen Cephesi Partisi'ne ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roket atarlı ve bombalı saldırılar planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yarattı. Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi demiş Sabah gazetesinin haberinde. Sadece bu şekilde imha yoluyla değil, yakalayarak örgütle mücadele. Mesela Gülen'in yeğeni yakalananlardan bir tanesiydi. Yeni Şafak gazetesinin bu konuya ilişkinde dikkat çekici bir manşeti var. Darbe tiyatro yalanı böyle üretildi. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kontrollü darbeydi. Bu bir tiyatroydu. Yani ne dedi? Hükümet kendi gücünü pekiştirmek adına bu darbeye izin verdi. Ya bir tiyatro sergilendi, onca insanımız da kanı yere döküldü, şehit edildi gibisinden bir argümana sarılmıştı bazıları. Darbe tiyatro yalanı böyle üretildi. FETÖ ile başı Fethullah Gülen'in Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen yeğeni Selahattin Gülen itirafçı oldu. Gülen ifadesinde
CHP'lilerin de 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için sık sık başvurduğu 15 Temmuz kontrollü darbedir lafının Pensilvanya'da nasıl üretildiğini anlattı. İç sayfadan bakalım isterseniz arkadaşlar, daha ayrıntılı bakmış oluruz. Ne demiş? Baylok kullanıcısıymış, Osman kod adını kullanıyormuş, örgütün abiliğini yapmış, Fethullah Gülen benim öz amcamdır, bu örgütün de lideridir diyor. 15 Temmuz'da Amerika'da bulunan Selahattin Gülen darbe girişiminin ardından elebaşı Fethullah Gülen'in yanına 2016 Eylül ayına kadar dışarıdan hiçbir ziyaretçinin alınmadığını anlattı. Yiyen Gülen bu süreçte Pensilvanya'daki çiftlikte sadece mollalar, istişare heyeti üyeleri ve Fethullah Gülen'in diyalog sorumlusu Alp Aslan Doğan'ın bulunduğunu söyledi. Yiyen Gülen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun o dönemde gündeme getirdiği Adil Öksüz ile ilgili MİT ajanı algısı oluşturmaya çalışıldığına yönelik de önemli ipuçları verdi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan kısa süre sonra 20 gün önce önemli bir bilgi geldi. Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna dair bir istihbarattı demişti. Selahattin Gülen bununla ilgili olarak örgüt içerisinde gelen tüm misafirlere Adil Öksüz'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaştığını, bize tuzak kurulduğunu, bu darbe girişimiyle alakalarının olmadığını söylüyorlardı. Ayrıca cemaatin tabanına kadar bu bilginin bu şekilde lanse edilmesi istendi. Daha önce itirafçı olan FETÖ'nün MİT mahrem imamı Sezde'de Adil Öksüz'e sahte MİT belgesini ben hazırladım diye ifade vermiştim demiş. Demek ki yani kontrollü darbeydi girişimi, işte Adil Öksüz MİT'e çalışıyordu 20 gün önce bize geldi diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra da örgüt içinde Adil Öksüz bizi ihanet etti, MİT adına çalışıyor, darbeyi o örgütledi. Yani ne olmuş oluyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti kontrollü darbeyi organize etti. Sonra da darbe tiyatro yalanı uyduruldu gibisinden bir durum ortaya çıkıyor bu haberle birlikte. Evet, bu haberi de sizlerle paylaşmış olduk. Sırada ne var? Sırada bir haberimiz var. Hulusi Akar dün çok kritik bir ifade kullandı. Ordu bozanlar dedi. Bazı ordu bozanlar var dedi ama mücadelemiz sonuna kadar devam edecek dedi. Deniz Kurulu 2021 tatbikatında yaptığı açıklamada. Mavi vatanımızdaki deniz, hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kurdu 2021 tatbikatına katılan birliklere seslendi. Tatbikatın başarıyla sona erdiğini söyledi. Arkadaşlarımla birlikte onların adına kutluyorum. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Sizler sağ olun. Tatbikata 133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri her zamankinden daha güçlü bir şekilde, her zamankinden daha yüksek bir moral ve motivasyonla görevinin başladı. Akar tatbikatın amacını açıkladı. 2021 yılı içerisinde bugüne kadar 26 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen bu tatbikatın maksatlarından biri de mavi vatanımızdaki, denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma, azim ve kararlılığımızı göstermektir. Türk ordusu bu tatbikatla denizlerdeki gücünü gösterdi. Akar orduya dil uzatanlara tepki gösterdi. Yalanla, dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmaya alet haline getiren ordu bozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordu bozanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla 3 kıtada şu anda icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler. Türkiye bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendiriyor. Ayrıca bölge barışına katkı sağlamak maksadıyla başta Mısır olmak üzere ilgili ülkelerle çalışmalarımız, temaslarımız devam etmektedir. Türkiye bölgemizde ve dünyada tüm sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde çözülmesinden yanayız. Bakan Libya'daki son duruma da değindi. Desteğimiz sürecek dedi. Yakın zamanda Hafter güçleri, darbeci Hafter güçleri tarafından sözde bir tören gerçekleştirildi. Bu sözde törene çok sayıda personel ile askeri harp, araç, gereç ve malzemeleri katıldı. Ayrıca bu kadar askeri teçhizatın Hafter güçlerinin eline nasıl geçtiği sorusu akıl ve vicdan sahibi ve Libya'nın istikrarını isteyen herkes tarafından da sorulmalıdır. Tüm bu
provokatif girişimlere rağmen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecek. Tabii Deniz Kurdu 2021 dosta güven, düşmana korku salan, dosta güven veren düşmana korku salan bir tatbikat. Çok geniş çaplı bir tatbikat, stratejik düzeyde bir tatbikat. Hulusi Akar'ın Deniz Kurdu 2021'de verdiği mesajlarda önemli. Şimdi kritik bir görüşme var yakın zamanda, hazır düşman demişken. Amerika ile Türkiye arasında, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında NATO zirvesinde 14 Haziran'da yapılacak bir görüşme var. O görüşmeye ilişkin kamuoyunda bazıları umut aşılamaya çalışılıyor ama ortada da duran bir gerçek var. Nur topu gibi Türkiye ile Amerika ilişkileri öyle bir görüşme, iki görüşme, bir iki tavizlerle düzelecek, onarılacak bir durumda değil. İsmet Özçelik Aydınlık Gazetesi'ndeki köşesinde Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi son durumu kaleme almış. Şöyle demiş: gözler 14 Haziran'da yapılacak Erdoğan-Biden görüşmesinde. Öncesinde hazırlıklar sürüyor. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Ankara'ya geldi. Amerika'nın isteklerini sıraladı, Türkiye'nin nabzını ölçtü. Nereye kadar gidebileceklerini anlamaya çalıştı. Amerikancılar pür telaş 14 Haziran'ın dönüm noktası olmasını, Türkiye'nin yeniden Amerikan rotasına girmesini umut ediyorlar. Anlaşma olması için içeride dışarıda tam mesaideler. Son durum, kulislerde edindiğim bilgilere göre anlaşılabilmiş tek bir konu bile yok. Amerika S-400 konusunda çıtayı çok yüksek tutmuş. Yakışıksız tekliflerde bulunmuş, Türkiye kesinlikle reddetmiş. Masaya getirilmesine bile karşı çıkmış. Libya'dan asker çekme konusuna da yanaşmamış. Kıbrıs'ta da taviz yok. İki devletli çözümde ısrar etmiş. Amerika'nın tavrı, Türkiye'nin hassasiyetleri var. Suriye'nin doğusunda, İran kuzeyinde PKK-PYD'ye yardımın kesilmesini istiyor. Görüşmede gündeme getirilmesini istemiyor. Ama Amerika kabul etmiyor, görüşmede gündeme getirilmesini istemiyor. Fethullah Gülen'in iadesini ise hiç duymuyor. Diğer konularda da tutum aynı. Buna rağmen Afganistan'a askeri istiyorlar. Bugün itibariyle fotoğraf bu. Amerika'da yeni görüşmeler de olacak. 14'üne kadar bu durum değişir mi? Hiç sanmıyorum. Psikolojik savaş. Görüşme tarihi yaklaşırken psikolojik savaş da hızlandı. Bloomberg, görüşme öncesinde Türkiye'nin S-400 için Ankara'da olan Rusları geri gönderdiğini iddia etti. Kremlin anında tepki gösterdi. Sözcü Peskov haberi yalanladı. Ekonomi. Ekonomide de gelişmeler yaşanıyor. Amerika'nın kontrol ettiği mafyalaşmış finans kuruluşları, döviz kurları konusunda sürekli açıklamalar yapıyorlar. Görüşme öncesinde de adım adım yükseltiyorlar. Bu arada görüşmeye 10 gün kala Amerika Türkiye'den ithal ettiği bazı ürünlere %25 gümrük vergisi koydu. Görüşmeyi bile beklemedi. SOPA, Amerika'nın politikasını belirleyen kuruluşlar Türkiye'nin aşil topuğu ekonomidir tespiti yapmışlardı. Buna göre davranmayı sürdürüyorlar. Ekonomimizin üzerine sopa sallayarak Türkiye'yi tavize zorlamaya çalışıyorlar. O sopa Amerikan doları, birazdan Putin'in açıklamalarında da yer vereceğiz zaten. Avrupa'nın tavrı. Avrupa'da bazıları Amerika'nın tavrını kolluyor. Doğu Akdeniz ve Libya'da Biden'ın hamlesini bekleyenler var. Almanya kararlı durduğu için Amerika Kuzey Akım 2 diye 2'de yaptırımları kaldırdı. Elbette karşılığında beklentisi bulunuyor. Rusya ve Çin'e karşı Almanya'yı yanında istiyor. Biden sonrası Avrupa'da Rusya'ya, Çin'e, Türkiye'ye, İran'a karşı Amerika ile birlikte hareket edelim diyenler atakta. Amerika denetimindeki medya, Amerika ile dirsek temasındaki partiler, Avrupa Birliği bürokrasisi istese de sonucu devletlerin çıkarları belirler. Unutmayalım, Amerika Merkel'i Amerika'ya yakın diye desteklemişti. Almanya'yı Asya'dan uzaklaştıracağını düşünmüştü. İlk başlarda öyle bir hava esse de bir süre sonra işler değişti. Almanya'nın çıkarı politikalarını da etkiledi. Bu durum bütün ülkeler için geçerli. Dikkatle takip etmekte yarar var demiş İsmet Özçelik bugünkü yazısında. Şimdi son durum bu. Erdoğan ve Biden görüşmesi öncesi bir haber daha verelim bu arada. 15 gün içinde 6 kritik toplantı yapılacak toplamda. Verelim arkadaşlar o görseli de. NATO zirvesi ve beraberindeki görüşmeler oldukça önemli. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Haziran'da Amerika Başkanı Biden ile Brüksel'de yapacağı görüşmeden sonra yoğun bir diplomasi trafiğine giriyor. Bu kritik görüşmenin ardından Haziran ayı bitmeden Doğu Akdeniz başta olmak üzere Ankara-Batı ilişkilerinin geleceğine dair 5 önemli toplantı daha yapılacak.
Bu arada Sabah gazetesinin haberi belirtelim. Dünya Haziran ayının ikinci yarısında insani ve girişimci diplomasi anlayışıyla bölgesindeki her meselede haktan yana olan Türkiye ile ilişkilerini yeniden gündemine alacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Joe Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi günler öncesinde dünya basınında manşete taşınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta terör örgütü PKK'ya verilen destek, FETÖ ile başı Gülen'in Amerika tarafından himaye edilmesi ve sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin düşüncelerini Biden'a iletmesi öngörülüyor. Pozitif gündeme ilişkin olarak da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve 100 milyar dolarlık ticaret hacminin görüşmesi bekleniyor. Kritik görüşmenin akabinde Haziran ayı bitmeden Doğu Akdeniz başta olmak üzere Ankara-Batı ilişkilerinin geleceğine ilişkin konuların ele alınacağı 5 toplantı daha gerçekleştirilecek. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin hemen ardından 15 Haziran'da Avrupa Birliği yönetimiyle Brüksel'de bir araya gelecek. Biden'ın AB liderleriyle toplantısında Erdoğan ile görüşmesinden çıkan olası sonuçlar ekseninde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin görüşüleceği öngörülüyor. 18 Haziran'da geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Antalya Diplomasi Forumu ile dış politikanın kalbi Ankara'da atacak. Çoğunluğu devlet başkanları ve dışişleri bakanları olmak üzere 40'tan fazla ülkede katılımcı ile gerçekleştirilecek forumun açılış konuşmasını Erdoğan yapacak. Ardından 21 Haziran'da AB Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna krizi, Ege Adaları, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gibi konular gündeme gelecek. İlki geçen yılın Ocak ayında yapılan Libya konferansının ikincisi 23 Haziran'da düzenlenecek. Ana gündemin genel seçimler ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi olacak. Ankara'nın Libya'da istikrara verdiği katkı sürecek. 24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nden de Doğu Akdeniz'deki gelişmeleriyle AB, Türkiye ve Rusya ilişkileri masada olacak demiş. Yani Haziran ayı görüşmeleri çok yoğun ve kritik geçecek. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olduk. S-400, Erdoğan-Biden görüşmesi arasında temel kriz noktalarından biri S-400. Amerika bazı yöntemler öne sürüyor. Bunları yaparsanız olabilir diye. Türkiye onlara yanaşmıyor. Türkiye farklı yöntemler ortaya koyuyor. Amerika ona yanaşmıyor. Sonuçta ortada çözülmesi neredeyse mümkün olmayan bir dizi sorun var. İşte Ermeni meselesinde yaptığı açıklama, S-400 krizi, en temeli Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya verdiği destek, az önce verdik zaten size, son olarak Sıhhiye eğitimi verdi. Bunlar çözülmesi artık mümkün olmayan konular. 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Amerika Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen S-400 tartışmasına ilişkin meclisten açıklama geldi. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, S-400 tartışmasının Türkiye için artık kapandığını söyledi. Kılıç, Rusya ile ilişkilerin Amerika'ya ya da NATO'ya alternatif olmadığını da belirtti. Savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşeceği NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Görüşmede gündeme gelmesi beklenen S-400 tartışmasına ilişkin meclisten net bir tavır geldi. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından başlayan tartışmaya dikkat çekti. Konunun kapandığını belirtti. S-400 konusu bizim için artık kapanmıştır. Biz bu adımı attık ama bu adım NATO'ya sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz anlamına gelmez. Deutsche Welle'nin haberine göre yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Kılıç, Rusya ile ilişkilere de değindi. Almanya'nın Rusya ile Kuzey Akım 2 projesi yaparken Türkiye'ye tepki gösterilmesine karşı çıktı. Almanya NATO üyesi değil mi? ABD Kuzey Akım 2'yi istemiyor ama Almanya devam ediyor. Neden Almanya'ya ekseniniz mi kaydı diye sorulmuyor? Ama S-400 ile ilgili bize tehditler savruldu. Bizim umrumuzda olmadı açıkçası. Kendi güvenliğimiz için devam ettik. Almanya bu ilişkiyi götürebiliyorsa biz de aynı şekilde götürüyoruz. Rusya ile olan ilişkilerimiz ABD'ye alternatif değil. ABD ile olan ilişkilerimiz de Rusya'ya alternatif değil. Kılıç, Türkiye'nin ilişkilerini yeniden normalleştirme eğiliminde olduğu Mısır'la parlamentolar arası ziyaretlerin olabileceğini de belirtti. Şimdi sadece S-400 gerilimi değil elbette, PKK'ya yönelik operasyonlar, FETÖ'ye yönelik operasyonlar, Türkiye'nin ekonomide attığı
bağımsız ekonomi adımları, bunların hepsi Amerika ile Türkiye arasında handikap konuları. Handikap çok yersiz kalır. Aslında handikap demeyeyim, çok basit çünkü. Handikaplar aşılabilir ama aşılması mümkün olmuyor. Çünkü 50 yıldır destek verdiği işte FETÖ gibi, PKK gibi yapıları böyle bir kalemle silip atmak öyle kolay değil. Türkiye'de S-400 konusunda Akif Çağatay Kılıç ne diyor? O defter kapandı artık diyor. Yani siz şöyle yaparsanız düzelir, böyle yaparsanız düzelir. Geçin bunları diyor, geçin bunları diyor. Türkiye'de iradeli. Bakalım ne olacak, zor görünüyor çözümü. Mesela bir haber, Bağdat ve Amerika ile görüşme trafiği. Verelim, Mahmur Kampı Birleşmiş Milletler gözetimindeki Amerika desteğindeki en önemli PKK kamplarından biri. Türkiye ne zaman Mahmur Kampı'nın operasyon hazırlığı yapsa ya da operasyon yapmaya kalksa işte hemen orası bir Birleşmiş Milletler gözetiminde bir sivil kamp değil Mahmur Kampı. Mahmur Kampı bir PKK kampı. PKK'nın eleman devşirdiği kamplardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu arada kimin haberi onu da hemen söyleyelim. Milliyet Gazetesi'nin haberi, Namık Durukan yazmış. Bağdat ve Amerika ile görüşme trafiği diye. Türkiye'nin terör örgütü PKK nedeniyle rahatsızlık duyduğu Mahmur Kampı ve çevresine yönelik olası harekat seçeneklerini Bağdat ve Amerika ile masaya yatırdığı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kandil'in kuluçka yuvası diye nitelendirdiği Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur Kampı'ndaki terör örgütü PKK'nın faaliyetleri TSK'nın yakın takibinde. Bununla birlikte MGK da bu kampı gündemini almış durumda. Nitekim MGK bildirisinde önümüzdeki dönemde güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerinin etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir ifadesi dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu çerçevede merkezi Irak yönetimi ve bölgedeki Amerikan askeri yetkilileriyle durumu masaya yatırdığı ileri sürülürken olası harekat seçeneklerinde değerlendirildiği belirtiliyor. Türkiye'nin sadece Mahmur'u değil Sincan ve Kandil'de kapsayacak geniş hava ağırlıklı kara harekatı başlatabileceği ileri sürülürken kapsamın Mahmur ile sınırlı tutulması durumunda yoğun hava saldırısı sonrası bölgeye helikopterle asker indirip harekatın nokta operasyonlar şeklinde planlanabileceği ifade ediliyor. Mahmur'un yanı sıra bölgede bulunan Karaçok Dağı'ndaki PKK hedeflerine yönelik de kapsamlı bir harekat planı üzerinde duruluyor. PKK'nın yanı sıra DAEŞ'in yeraltı hücrelerinin de bölgede silahlı faaliyet sürdürmesi, Irak güçleri ve peşmergeye saldırılar düzenlenmesi, TSK tarafından yakından izleniyor. Olası harekat kapsamında dağlık bölgedeki hedeflerin vurulması sonrası nokta operasyonların yapılması plan dahilinde. Mahmur kampının arkasındaki Karaçok Dağı ve çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları bulunuyor. Türkiye sınır hattında 250 km mesafedeki kamp, asker alma merkezi gibi kullanılması, Kandil ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasındaki köprü konumu önemli lojistik merkezlerden biri olması nedeniyle Türkiye'nin güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Kampta 20 bin aşkın mülteci bulunuyor demiş haberin ayrıntısında. Yani Türkiye, Irak ve Amerika ile Mahmur kampının operasyon konusunu görüşüyor. Görüşüyor derken yapabilir miyiz değil. Yapmayı planlıyoruz, yapacağız ya da gibisinden. Çünkü artık o dönem geride kaldı. Amerika ne diyecek? Elbette o Karaçok, Mahmur kampının çevresindeki dağlardan biri. Oraya gidip bir Amerikalı albay ellerini böyle koyup Türkiye'nin operasyonu sonrası bir fotoğraf karesi vermişti. Yani bu ne demek oluyor? Onların özel koruma alanı demek oluyor. Tabii ki izin vermeyecek. Ama Türkiye ne yapacak? Mahmur kampına da operasyon yapacak. Ne olacak peki? Gene dolar sopası kalkacak. Böyle kollarını, ellerini kaldıracaklar. Vur Rıza vur. Az önce okuduk zaten İsmet Özçelik'in yazısında. O sopa kalkacak. Vuralım mı? Vuralmayın. Sakın yapmayın. Vururuz diye böyle. Çünkü bunlar doları bir para olarak değil bir silah olarak kullanıyorlar. Dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'de değil. Hani bizi Türkiye kısmı daha fazla ilgilendirdiği için, ama dünya ülkeleri ne yapıyor? Silaha karşı alternatif üretiyor. Kendi para birimleriyle. İşte Merkel, değil mi? Amerika'ya yakın diye göreve getirildi. Ondan sonra farklı politikalar izlemeye başladı. Sözüm ona, Almanya'yı Asya'ya yakınlaşmaktan kurtaracaktı ama Almanya artık daha fazla Asya'ya yaklaşıyor. Almanya Avrupa Birliği içerisinde NATO'suz güvenliği gündeme getiriyor. Dolarsız ticareti gündeme getiriyor. Başaramıyor Amerika o silahı bir şekilde kullanmayı. Dolar ekonomik silah. Vladimir Putin.
Amerika'nın Rusya'ya hedef alan yaptırım politikasına Putin'den önemli çıkış geldi. Rus lider Amerika'nın doları hem ekonomik hem siyasi bir silah olarak kullandığını belirtti. Putin Amerika'nın bu yöntemle doların rezerv para birimi olma konumuna ciddi zarar verdiğini de kaydetti. Rus lider 16 Haziran'da Amerika Başkanı ile yapacağı görüşme için büyük bir gelişme beklemiyorum değerlendirmesi yaptı. İkili ilişkilerin kötüleştiğini belirtti Rus lider ayrıca. Joe Biden'ın 16 Haziran'da görüşeceğini anımsatıyor. Bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemiyorum şeklinde konuşuyor. İlişkileri bugünkü duruma getiren tarafın Rusya olmadığını belirten Putin, biz hiçbir zaman Rusya-Amerika ilişkilerine zarar veren ilk adımı atmadık. Biz mi Amerika'ya yaptırım uyguladık? Amerika bize yaptırım uyguladı ve her bahaneyi kullanarak ya da bahane olmadan yaptırımlara devam ediyor dedi. Rusya'yı gerileyen güç olarak tanımlayan İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'in başkanı Richard Moore'a da sert tepki göstermiş, acemi demiş. Aynı zamanda Rus lider Richard Moore için de. Evet, durum bu şekilde. Şimdi kalan gazetelerimizi sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü süremiz de az kaldı. Aydınlık gazetesini verelim bir arkadaşlar. Sabah ilk verdiğimiz haber Aydınlık gazetesinde manşet haberi. Kadın kooperatifleriyle üretimi ateşleyelim. Vatan Partisi Öncü Kadın'ın düzenlediği kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi etkinliğine katılan kooperatif temsilcileri, ürünleri için pazarlama olanağının sağlanmasını ve yetkili birimlerden danışmanlık desteği istedi. Kurultayın açılış konuşmasını Vatan Partisi Öncü Kadın'ın Genel Başkanı Meltem Ayvalı yaptı. Ayvalı, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi gereken örnek bir örgütlenme modeli olarak gördüklerini belirtti ve ekledi. Kadın kooperatifleri toplumsal kalkınma ve aydınlanmanın etkili unsurları olarak değerlendirilmelidir. Kurultaya katılan kadın kooperatifi temsilcileri de yaşadıkları sorunları anlattı. Şimdi bu haber her açıdan önemli, özellikle şu açıdan önemli. Son dönemde özellikle sosyal medyanın daha da gelişmesiyle, yayılmasıyla, gelişmesiyle demeyelim, gelişme olmuyor onun adı. Daha da yayılmasıyla birlikte kadın üretimden kopuk, toplumsal hayattan kopuk, tamamen kendi egosuna, kendi benliğine, dış görünüşüne, fizik özelliklerine yenilen bir birey olarak sunuluyor. Kadın öyle bir birey değildir. Kadın üretken, kadın sanatsal, kadın bilinçli bir bireydir. Kadın kooperatifleri de bu bilinci pekiştiren, kadının üretim gayretini ön plana çıkaran kuruluşlardır, yapılardır. Bu açıdan da çok çok önemli. Hakkari Kadın Kooperatifinden Ünvan Keskin, temel problemlerinin pazarlama olduğunu vurguladı. Denizli Serinhisar Kadın Üretim Girişimci Kooperatifi Başkanı Ümmü Gül Gemi, fuarlar istediklerini ifade etti. Tabii ki o fuarlar olacak, ürünlerini sergileyecekler, emeklerini sergileyecekler, katkılarını yapacaklar. Van Edremit Mimoza Kadın Kooperatifi Başkanı Melek Kınay da ticaret il müdürlüklerinde bile kooperatifçiliği iyi bilenler olmadığını, danışman talep ettiklerini söyledi. Yani net ürünlerimiz var, biz üretiyoruz, biz topluma katkı sunuyoruz. Bunları pazarlamamız için bir olanak lazım. Özellikle dikkat edin, işte Hakkari'den, Van'dan, Diyarbakır'dan kadın kooperatifi temsilcileri. O bölgenin terörden temizlenmesi sadece bölge halkının oh rahat bir nefes aldık değil, aynı zamanda katkı vermeye başlamasını da sağladı. Ağrı'da Dağ Çiçekleri Kadın Kooperatifleri, Burdur'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifleri, Van'da Edremit Mimoza Kadın Kooperatifi, Denizli Seferihisar'da Kadın Üretim Girişimci Kooperatifi, işte Hakkari'de Kadın Kooperatifi yine. Bunların hepsi çok 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 önemli. Mükemmel bir kurultay olmuş. Talepler de çok makul. Vatan Partisi bu işin peşini bırakmaz. Bu taleplerin yerine getirilmesi için de sonuna kadar o kooperatiflere destek olur, o kadınlara destek olur, onların sözcüsü olur. Aydınlık gazetesinin manşeti bu şekilde. Sabah gazetesine bakalım. Bir yılda 180 milyar dolarlık keşif, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde Türkiye'ye kazandırdı. Ona da hafif atıf yapmışız. Sabah gazetesi işte ya. Vefalı ya. Tamam duralım der ya. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde Türkiye'ye kazandırdığı Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki 3 doğalgaz keşfinin değeri 180 milyar dolar. Fatih sondaj gemisi peş peşe yaptığı keşiflerle neymiş? Tuna 1 lokasyonu ile Amasya 1 kuyusunda toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz buldu. Açılacak kuyulardan Filyos'ta ilk etapta günlük 10 milyon ardından da 40 milyon metreküp gaz taşınacak. Bir ayda taşınacak gaz miktarı 1 milyon 200 bin hanenin yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak.
Karadeniz'deki gaz rezervi için birkaç yılda 30-40 kuyu açılacak. 2026'da Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacının %30'u Karadeniz'den gelecek. Enerji faturasını da yıllık 5-6 milyar dolar katkı sağlanacak demiş Sabah gazetesi. Gazetenin mizampajını yapan arkadaşlara da çağrıda bulunalım. Açık mavinin üzerine beyaz yazmayın lütfen. Okumakta zorlanıyor Talip. Geçen o söyledi abi, beyaz yazıyorlar dedi böyle açık mavinin üzerine. Ondan sonra görüntü kayboluyor dedi. Zaten gözlerimiz görmüyor. Dedim Talip senin yaşın kaç? Tabii ki öyle bir şey demedim ama. gazeteyi tasarlayan arkadaşlar lütfen şu modelden de vazgeçin. Sabah gazetesinin sorumlusu kimse. Devam edelim. Sabah gazetesini de verdik. Ne kaldı? Derya bu arada ben bayağı bir karıştırmış olabilirim. Türkiye mi kaldı? Derya süper. Enerjide tam bağımsızlık yakın. Rezervin değeri 100 milyar dolar. 540 anlamadım arkadaşlar. 540 milyar metreküplük rezerv ile Türkiye doğalgazda oyun kurucu olacak, ithalat dip yapacak. Her yıl en az 5-6 milyar dolar ülkede kalacak. Sen de mükemmelsin Hakan zoruna gittiyse. Sen yani şu sesin bu kadar kaliteli ve net gelmesi bizim sesçimiz Hakan arkadaşımızın mükemmel iş disipliniyle alakalı. Talip gülme. Yani Hakan iyi değil mi? Çok iyi. Devam edelim. Türkiye gazetesi bunu söylemiş. Sözcü gazetesi. CHP 128 milyar dolar peşinde, AKP 392 liranın peşinde diye Sözcü gazetesini verelim arkadaşlar lütfen. CHP 128 milyar doların peşinde, doları da böyle altından yapmış, mükemmel bir mizampaj. AKP 392 liranın peşinde. Muhalefet halkın geleceğini etkileyecek milyar dolarların hesabını sorarken AKP'liler İBB'nin 392 liralık baklava faturasının peşine düştü. Ters köşe oldu demiş. 128 milyar dolar nerede CHP? 392 lirayı tatlı tatlı yediler demiş. Yandı da hemen Fankar, ne diyeyim yani. Ne gündemimiz var, nelerle uğraşıyor. Devam edelim arkadaşlar. Vermek lazım. Yapacak bir şey yok. Cumhuriyet gazetesini verdik. Hepsini vermişiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Mükemmeliz. Hızlıyız. Sinem de tam zamanında geldi. Çünkü bizden sonra fikir meydanı var. Tamam. Çok çetrefilli konular var. Çok. Erken seçim talebi var, evet, aday evet, kim evet, olacak evet, var. Evet. Dursun Çiçek'in yaptığı bir açıklama vardı. Ya öyle denmeyebilir ama el altından da ortaklık yapılabilir. Evet, evet. Hazır aslında Dursun Bey gelmişken sorarsınız. Dursun Bey aslında onu açıklamıştı ben de bir çok önceki merak geldiğinde. Yani çok ilginç geldi. Evet, el altından da yapılabilir. Bunu da kamuoyuna deklar etmek. Dursun Bey bir sefer önceki pazartesi akşamı katıldığında onu açıklamıştı aslında. Yani... O kadar aslında her şey aleni ki verirseniz de kimse şaşırmaz yani. Anlamında söylemiştim ama belki canlı yayının o şeyle yanlış ifade etmiş olabilirim dedi. Çok da düzgün ifade etti aslında. Yani doğru izah etti kendini Dursun Bey. Bu akşam bugün yine bu sabah Dursun Bey var. Taceddin Kutay birazdan burada olacak. Bugün şanslı günlerden bir tanesi. Herkes stüdyoda ve herkes İstanbul'da. O yüzden kendimi şansa addediyorum. İşte 2 Mayıs'tan bu yana Türkiye Sedat Peker ve videolarını konuşuyor. Bu sabah saatlerinde de 9. videosu yayınlandı. Malumun olmuştur senin de. Bilmiyorum izleme fırsatın oldu mu? Ben hazırlık yaparken biraz izledim. Muhtemelen Aydınlık gazetesinde geçtiğimiz hafta içerisinde arkasında Mossad ve CIA desteğinden söz edildiği için direkt Aydınlık gazetesine bir cevap vermiş. Ne Mossad'ı ne CIA'yı demiş. Bunları konuşacağız aslında. Arkasındaki güçleri, inkar ettiği güçleri, kabul etmediği güçleri konuşacağız. Aydınlık gazetesinin genel yayın yönetmeni sevgili Mustafa İlker Yücel bizimle olacak ki bu anlamda İlker'in bugün burada olması bir şans. Çünkü dediğim gibi Peker Aydınlık gazetesinin iddialarına yanıt vermiş bir anlamda. Ve tabii çok uzun zamandır şu 10 bin dolar aldı, verdi iddia edilen siyasetçiyle ilgili açıklamaları var. Bu nereye doğru evriliyor Oğuz? Bunu konuşacağız. Yani işte bir Biden-Erdoğan görüşmesi olacak 14 Haziran'da. Bugün ayın 6'sı, yarın 7'si. Hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Yani, Sedat Peker'in açıklamaları, gidiyor, görüşmeler. Evet, nereye doğru gidiyor? Erken seçim. Ve benim çok dikkatimi çeken bir şey oldu. İki kez muhalefete çağrı yaptı. Direnin, diretin diye. Yani bir suç örgütü liderinin muhalefete yani çağrı yaptığını. Kendisini de ülkücü olarak şimdiye kadar tanıdım. Bir sonraki açıklaması direne kazanacağız direne, olabilir direne. Yani. Aynen. Yani direnin, bunun üstüne gidin, bunu araştırın. Yani çağrı yapıyor muhalefete. Çok enteresan. Kimler kimlerle organize olarak hareket ediyor, senkronize hareket ediyor.
Bunu konuşacağız. Mustafa İlker Yücel, Taceddin Kutay, Cem Küçük ve Doktor Dursun Çiçek'le birlikte sadece 15 dakika sonra. Evet, 15 dakika sonra hiçbir yere ayrılmayın. Ben de Fikir Meydanı'nın sloganıyla bitireyim o zaman. Seslerin değil, fikirlerin yükseldiği Fikir Meydanı programı için saat 11'de bu ekip Sayın Sinan Fıstıkoğlu moderatörlüğünde sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz benim yayını bitirmemi hiç sevmiyorsunuz. Ya Oğuz bir iki saat lütfen ama diye. Ya biz de yoruluyoruz işte. Şaka bir yana bu kadar süre veriyorlar. Yapacak bir şey yok. Haftaya cumartesi pazar ben, Talip, sesçimiz Hakan hepimiz yine buradayız. Hafta sonu programıyla karşınızdayız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. 15.